Herkese merhaba, HTC One Mini 2 modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Bu telefon avia tarafından avantajlı tekliflerde Türkiye'de de satılıyor. Elimizde HTC One Mini 2'nin henüz jelatine açılmamış bir e, örneği var. Gördüğünüz gibi test merkezimize yeni ulaştı ve her ambalajı üzerinde gelen cihaz yaptığımız gibi HTC One Mini 2'nin de açılışını beraber gerçekleştiriyoruz. HTC One Mini 2 geçen yılın orijinal modeli HTC One Mini modeline göre çeşitli güncellemelere sahip. Ekran boyutu biraz da arttırıldı. Şimdi 4.5 inç ekran var telefonunda. Geçen yılın telefonu 4.3 inç bir ekranı sahipti. Ekran çözünürlüğü yine 720p olarak korunmuş. Bunun yanı sıra Tasarım anlamında da bu yılın modeli HTC One M8'e biraz daha benziyor. HTC One Mini 2. İşlemci yine Qualcomm Snapdragon 400 işlemci var. 4 çekirdekli. Bunun yanı sıra 16 GB daha hafıza var. 128 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvası. Yine 1 GB RAM özellikler arasında 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera bulunuyor HDC One Mini 2'de ve gördüğünüz gibi HDC One Mini 2'yi kutusundan çıkardık şöyle ambalajını da açalım telefonu size gösterelim bu yılın modeli de geçen yıl nasıl HTC One Mini, HTC One'a benziyorsa HTC One Mini 2 de HTC One M8'e benziyor. Ee, biraz da fazla plastik kullanılmış HTC One Mini 2'de ama görünüm olarak HTC One M8'e daha fazla benzediğini söylemek gerekiyor. HTC One Mini 2 şık, kibar bir cihaz. Birazdan açacağız. Neler var neler yok hepsine beraber bakarız. Ee, devam edelim. İçerisinde başka neler çıkıyor kutunun? Gördüğünüz gibi, e, sim kart tepsisini açmak için bir e, iğne var. Yine HTC'sinin alameti farikası haline gelen kabloları birbirine dolaşmayan bir kulaklık var. Ses kalitesi yüksek. Seyahat adaptörü, gördüğünüz gibi yine USB kablosu ve burada da kitapçıklar var. Kullanım kılavuzu, sim kartı nasıl takılacağı vesaire hepsi buradaki e, kağıtlarda yazıyor. Şimdi, HTC One Mini 2'nin detaylarını biraz daha bakalım, daha sonra telefonun açılışını gerçekleştirelim. Şöyle masamızı da bir temizleyelim. Evet, HTC One Mini 2'de gördüğünüz gibi 4.5 inç ekran var. Bu ekran 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran altında fiziksel navigasyon tuşlarını görmüyoruz. Boom Sound hoparlörler yine mevcut. 5 megapiksel kamera var. Ee, ve kenarlarda Micro SD ve sim kart yuvaları yerleştirilmiş her iki kenara bunları görüyoruz. Ses tuşları, altta micro USB portu var. Arkada 13 megapiksel kamera görüyoruz. HTC One m 8 olduğu gibi bu telefonda ikinci kamera yoktu ve kamera özellikleri yok. 13 megapiksel kamera var. Ee, tek LED flash, ikinci mikrofon dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Şimdi ilk kurulumu gerçekleştirelim, açılışı yapalım ve tekrar karşınıza çıkalım ve karşınızda HTC One M2'nin ana ekranı HTC One m 2'de Android 4.4.2 KitKat yüklü geliyor ve onun üzerinde de, de Sense kullanıcı arayüzü mevcut. Sense kullanıcı arayüzünü zaten One M8'den biliyoruz. Orada detaylı şekilde incelemiştik. Biraz daha sade bir kullanıcı arayüzü var. Özelleştirme imkanları biraz daha fazla. BlinkFeed gördüğünüz gibi ekranın ANCA'nın en solunda yer alıyor. Buradan e, sosyal medya hesaplarının çeşitli haber kaynaklarının güncellemelerini görebiliyorsunuz ya da belirlediğiniz bir konuya dair güncellemeleri de e, bu Blinkfeed üzerinden alabiliyorsunuz. Bunun dışında yine HTC'nin çeşitli araçları mevcut. Yararlı araçlar çeşitli klasörler altına toplanmış. Polaris Office var. Bunun dışında yine Google klasörü altında Google'ın yüklü gelen uygulamalarını görüyoruz. E HTC One Mini 2'de. Ee, bir de kapatmadan önce kamera uygulamasına göz atalım. O şekilde kapatalım. Kamera arkadaki 13 megapiksel kamerayla çekim gerçekleştiriliyor. Özelliklere baktığımızda da sadece kamera, video ve selfie modlarının olduğunu görüyoruz. HTC One Mini 2'de e, kamera özellikleri One M8'e göre biraz daha kısıtlı durumda. Ancak 13 megapiksel kameranın iyi fotoğraflar çekeceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki daha fazla bilgi için detaylı incelemeyi beklemeniz gerekiyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. HTC One Mini 2 bu şekilde gördüğünüz gibi. Detaylı incelemeye çok yakında yer vermeyi planlıyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.